tarz meselesine hoş geldiniz. Bugün bir sinema lightbox yaptım. Bunu büyük ihtimalle pek çok YouTuber'ın arka planında görmüş olmanız gerekiyor. Bir süredir popüler bir şey, böyle istediğiniz mesajı yazıp değiştirebildiğiniz bir şey olduğu için de ışıklı. Böyle ışıklı objeler biliyorsunuz arka planda güzel görünüyor. O yüzden bolca yer veriyorlar. Bir süredir pek çok YouTuber'da görmüş olmanız lazım videolarda. Türkiye'de de ben birkaç kişi de gördüm. Ama gelelim satış konusuna. Çok fazla satışını görmedim. Ben baktım bir tek Lidiana'da gördüm. 165 liraydı fiyatı. Onun için yurt dışından getirme tabii ki şansınız var. Çok böyle mağazalarda da görmedim açıkçası. Böyle her yerde satışı olan bir şey değil. Ama popüler bir şey. O yüzden hemen kendimiz yapmamız gerekiyordu. Ben denedim. Bundan önceki videoda da zaten söylemiştim. Böyle dekorasyondaki trend parçaları denemeyi seviyorum. Bunu nasıl yapacağımla ilgili düşündüğümde aklıma güzel bir fikir geldi. O parçayı da buldum. O parçada herkesin bulabileceği, Ikea'dan alabileceğiniz bir çerçeve olduğu için eminim hepinizin kolay adımlarla uygulayabileceği bir proje oldu. Bu kutuları seviyorsanız, benimki sadece 40 liraya mal oldu bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu kutuları seviyorsanız bence bu projeyi mutlaka deneyin. Denerseniz de benimle paylaşın lütfen. Şimdi lafı uzatmayayım, hemen yapımına geçeyim. Güzel oldu gerçekten. Kahvem de güzel olmuş. Ikea'dan Mosebo isimli bir çerçeve aldım. Bunu almamın sebebi böyle boyutlu olması. Başka bir yerden bulursanız onu da alabilirsiniz. Alüminyum folyo, beyaz kağıt yapıştırıcı ve böyle led ışıklar kullanacağım beyaz renkli. Öncelikle çerçevenin ön camını ben alkolü bir beze silip temizliyorum. Ve içerisine bildiğimiz bir beyaz A4 kağıt yerleştirip kenarlarından yapıştırıp tutturacağım bunu. Şimdi çerçevenin arka kapağının iç kısmını alüminyum folyo ile böyle kaplıyorum gördüğünüz gibi. Bunun amacı ışığı daha iyi yansıtacak bir alan oluşturmak. Çerçevenin içinden iç kısmını tekrar geri yerleştirdim şimdi. Ve kenarları da yine alüminyum folyo ile kaplıyorum. Olabildiğince ışığı daha çok yansıtsın diye. Şimdi led ışığı, bu led ışık zaten yılbaşında işte partilerde kullandığımız bildiğiniz beyaz renkli led ışık. Bunun 10 metresini 15 liraya aldım ben. Gördüğünüz gibi kolibandı ile yapıştırarak böyle sabitliyorum. Bu arada ben hızımı alamadım ama 10 metre çok uzun aslında. Daha kısasıyla da yapabilirsiniz. Ve şimdi arka kapağı gördüğünüz gibi tekrar geri yerleştirdim. Kenarlarını biraz zorladım o kabloların çıktığı yeri ama sıkıntı olmadı. Şimdi 21 santimlik ön kısmı 3'e bölüyorum. Yani böyle 6,5-7 santim arasında işaretler koydum. Bunlar benim yazı yazacağım alanlarım olacak. Ve içerisinden çıkan bu kartonu 1 santim kalınlığında keseceğim. Bu böyle biraz köpük gibi dokulu bir şeydi. Arasında maket bıçağıyla açtım ki buraya da harflerimi yerleştireceğim. Ve şimdi işaretlediğim yerlerden bu kartonu yapıştırıyorum. Yani tam olarak 3 satırım oldu şimdi. Böyle harf stikerleri kırtasiyelerden bulabiliyorsunuz. Ama tam istediğiniz boyutta bulamazsanız ben bir şablon çıkardım ve onu şeffaf sticker'a bastırdım bir baskı merkezinde. Aynı yoldan gitmek isterseniz ben kendim hazırladığım şablonu açıklama kutusunda sizinle paylaşıyorum. Onu kullanabilirsiniz. Eğer bu çerçeveyi kullanarak yaparsanız benim verdiğim harflerin boyutları tam bu 3 satıra uyacak şekilde size denk gelecektir. Ve bunları da asetatın üzerine yapıştırdım ki sert harflerim olsun diye ve taşan yerleri de kestim. Ve son hali böyle. Umarım videoyu izleyince böyle içinizden bunu hemen denemek gelmiştir. Çünkü ben bazı şeylerde öyle bir hisse kapılıyorum. Bunu hemen deneyip bir görmem lazım sonucunu diye. Denerseniz paylaşımlarınızı bekliyorum. Bu arada ben geçen Ikea'ya gittim. Baktım bayağı böyle yılbaşı ruhu, yılbaşı için süsler, mumlar vesaire dekoratif objeler gelmeye başlamış. Ben oranın süslerini de çok seviyorum bu arada.
Ben de başlayayım mı diye düşünüyorum. Sizce çok mu erken olur? Böyle yılbaşı hazırlıklarına başlasak mı? Süsler, hediyeler, dekorasyon önerileri vesaire. Sanki biraz kafamız da dağılır son dönemde, çok dolduk gibi geliyor. Bana yorumlarınızı iletin. Ona göre bundan sonrası için de planlama yapalım. Başka bir videoda görüşürüz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.